Değerli dostlarım merhabalar Eyüp Hoca ben. Kısa kısa edebiyat serisine devam ediyoruz. Bu dersimizde uyak, kafiye, redif konusunu ele alacağız. Elbette bu konuyu da daha önce yüklemiştim ama kanala ilk yüklediğim videolardan olduğu için ses, ışık, görüntü biraz acemiliğime denk gelmiş. Onun için kısa kısa edebiyat serisi içerisinde bu konuyu tekrar ele almak istedim. Öğrenme garantilidir söz veriyorum. Yeter ki dikkatlice izleyin, söylediklerimi uygulayın. Eğer hazırsanız ve dilerseniz konu anlatımıma başlıyorum. Evet dostlar şimdi her şeyden önce her şeyden önce uyak ve redif dediğimiz şey temelde dostlar ses uyumudur. Yani siz öncelikle bir şiiri okuduğunuzda orada bir ses uyumu yakalamalısınız ki uyak vardır diyelim ya da redif vardır diyelim ya da ikisi birden vardır. Her şeyden önce bir ses uyumu yakalamamız gerekiyor. Yani sadece ve gelince sözcükler arasında bakın bir uyum var. Demek ki burada ya uyak var ya redif var ya ikisi birden var. Keza kara bağrında onun uğrunda değil mi uyum var. Dura, duranlarındır, verenlerindir. Uyum var. E uyum varsa ya uyak ya redif ya ikisi birden var. Değil mi? Her şeyden önce bir ses uyumu yakalamamız lazım. Peki hocam ben uyakla redifi birbirinden nasıl ayırt edeceğim? Ses uyumunu yakalıyorum ama uyak mıdır, redif midir karar veremiyorum. Şimdi çok dikkat Dize sonlarında değerli dostlarım bulduğunuz ses uyumu sadece ve sadece sesle alakalıysa başka hiçbir benzerlik yoksa yani yazılışları aynı anlam ve görevleri farklıysa örneğin sadece sözcüğüyle gelince sözcüğüne baktığımızda anlam aynı değil görev aynı değil sözcük türü aynı değil hiçbir şeyleri aynı değil ama sadece ve gelince sözcüklerine baktığımızda şuradaki C seslerinde bir ses uyumu söz konusu Hocam görevi aynı derken ne demek istiyorsun? Ya görev aynılığı eklerle alakalıdır. Örneğin gelince sözcüğünde ince ince zarf fiil eki var. Sade sözcüğünde cca eki var. Ekler birbirinden farklı. Dolayısıyla görevler de birbirinden farklı. Haliyle birazcık da ek bilgisine ihtiyacımız var. Sözcükte yapı videolarımı tavsiye ederim. Orada eklere bir bakmanızı isterim. E şimdi gördüğünüz gibi bu ikisi arasında sadece ve sadece ses uyumu söz konusu. Haliyle ben buna uyak diyeceğim. Peki redif nasıl oluyor? Şimdi dikkat. Kara bağrında, dur kalemi değiştirelim farklı bir renk olsun. Kara bağrında onun uğrunda. Şurada bir uyum gördüm değil mi? Şimdi dikkat sondan başa doğru gelelim. Bağrında D'da bulunma hali eki, uğrunda D'da bulunma hali eki. Onun bağrı iyilik eki, onun uğru iyilik eki. Neler kaynaştırma kaynaştırma. Dikkat ederseniz şu ında undalar değerli dostlarım. Ses aynı, görev aynı, anlam aynı. Her şeyleri aynı. Dolayısıyla biz bunlara redif diyeceğiz. Peki uyum devam ediyor mu kelimelerde? Elbette ediyor. Bakın yumuşak g ve r ses uyumları devam ediyor. Ama sadece sesler birbirine benziyor. Dolayısıyla buralar uyak olacak. Hadi duranlarındır, verenlerindir. Gelin bir de bunu çözelim. Sondan başa doğru gelelim. Duranlarındır ek fiil, verenlerindir ek fiil. Duranların tamlayan eki, tamlayan eki. Çoğul eki, çoğul eki. Sıfat fiil eki, sıfat fiil eki. Haliyle burası böyle değerli dostlarım redif olacak. Tamam? Peki uyum devam ediyor mu? Ediyor ama sadece seste devam ediyor. Dur ve ver sözcüklerindeki R'lerin sadece sesleri birbirine benziyor dostlar. Dolayısıyla bu ne olacak? Uyak. Demek ki uyaktaki tek benzerlik ses, redifteki benzerlik ses, anlam görev yani üç yönden aynı olması gerekiyor. Tek yönden benzerlik görüyorsam uyak, üç yönden benzerlik görüyorsam redif diyeceğim. Şunu da sorabilirsiniz. E hocam anlarındır, enlerindir. Ya bunlar biraz birbirinden farklı değil mi? elbette farklı. En an değil mi? Burada en eki var. Burada an eki var. Şimdi redifler genellikle bak her zaman değil. Birazdan redif çeşitlerini göreceğiz. Genellikle eklerde olur. E, eklerin de farklı formları olduğu için redifte bu tip farklılıklar olabilir. Lar, ler, ın, in, in dır, dir. Ama uyakta böyle bir şey pek hoş karşılanmaz. Uyakta a ile e arasında tabi yarım ses değeri benzerlik görenler olmuş ama uyakta bu pek hoş karşılanmaz. Redifte bu tip farklılıklar olabilir. In da in de ...mesela bu tip şeyler olabilir. Şimdi... ...kafiye ve redifin farkı... ...şurayı biraz önce anlattım size... Ee, ...kafiye ve redifin farkı... ...bir daha söyleyelim... ...redif kafiyeden hemen sonra gelir ve genellikle dize sonlarındadır. Redifin uyaktan ayrılan temel özelliği ise tekrar edilen ek ya da kelimelerin arasında görev, anlam açısından benzerliğin olması. Yani ses, anlam, görev. Oysa kafiyedeki tek benzerlik dostlar sestedir. Unutmuyoruz. Şimdi dilerseniz şu redif çeşitlerine bir bakalım istiyorum. Şöyle bir bilgi dolanıyor piyasada. Redif eklerde aranır. Bu eksik ve yanlış bir bilgidir. Redif sadece ek olmaz. Şimdi çeşitlerini göreceğiz. Bakın ek halindeki redifler bilmez, kalmaz, olmaz dediğimizde geniş zamanın olumsuzu bunlar. Şunlar da olumsuzluk eki değil mi? Bak ek halinde redif. Bil, kal, ol orada L sesinin sadece sesi benzediği için uyaktır. Bak ek halinde redif gördük ek ve sözcük karışık olabilir. Hemen uyum arıyorum. Doyamadım ben, sayamadım ben. E şimdi baktığımız zaman şu amadım ben kısımları dostlar rediftir. Niye rediftir? İkisi de şahıs zamiri, anlam görev aynı. Şahıs, şahıs eki, geçmiş zaman, geçmiş zaman, olumsuzluk, olumsuzluk, ebilmek, ebilmek, anlam, görev, ses, her şey aynı. Ek ve sözcük halinde redif. Uyum hala devam ediyor hocam. E diyor sonrası da artık uyak olur. Bak doy ve say, o y'lerin sadece ve sadece sesi birbirine benziyor. Devam edelim. Redif sözcük halinde olabilir. Doğru söylerim halk razı değil eğri söylerim hak razı değil. E şimdi dostlar söylerim söylerim yazılış aynı anlam aynı ses aynı her şeyleri aynı redif. Razı değil razı değil yazılış ses her şey aynı dolayısıyla bunlar redif. Doğru eğri hani yarım ses benzerliğinin uyak alınabilir. Halk, hak buradaki k'ler yarım uyak olarak değerlendirilebilir. Dize ile redif yapılabilir. Yani bu nakaratlardan bahsediyorum. Bak birinci mısra ile üçüncü mısra yazılış, anlam, görev her şey aynı. Dolayısıyla burası dize olarak dostlarım rediftir. Yani redif ekte aranır. Hayır. Redif ekte aranabilir diyelim. Sözcük olarak olabilir, ek sözcük karışık olabilir, komple dize redif olabilir. Hadi gelin bir de uyak çeşitlerine bakalım. Şimdi uyak neydi? sadece ses benzerliğiydi. Bu sadece ses benzerliği tek sesse yarım uyak, eğer iki sesse tam uyak, ikiden fazlaysa değerli dostlarım zengin uyak. Tunç uyak ise bir kelime bütün sesleriyle beraber başka bir kelimenin içinde geçecek. Örneğin ak kelimesi, bırak kelimesinin içinde geçsin mesela değil mi? Buna da Tunç Uyak diyoruz ama Tunç Uyak aynı zamanda tam ve zengin uyak çeşididir. Dikkat! Yani şöyle bir örnek görüp şıklarda Tunç Uyak bulamazsan elbette tam uyağı da işaretleyeceksin. Cinaslı Uyak nedir? Cinas sanatı da var değil mi? Dize sonlarında yazılışları aynı anlamları farklı. Ama cinası redifle karıştırmamalısın. Çok dikkat. Redifte yazılış aynı, anlam aynı, görev aynıydı dize sonlarında o ben benler hatırlayın. Cinasta yazılış aynı, anlam farklı olacak. Gelin bir de örneklerle uyak çeşitlerini görmeye çalışalım. Garip geldim dünyaya şan şöhrete aldanma. Şimdi burada bir uyum var. Dünyaya derken yönelme hali eki almış. Aldanma derken olumsuzluk eki var. Dolayısıyla görev, anlam aynı olma şansı yok. Ama sadece sesler benziyor. Tek ses benzerliği var. Yarım uyak diyeceğiz. Öyle değil mi? Hep aynı hikaye, hep aynı masal. Sen bu şarkıyı git başka yerde çal. Şu al kısımları dikkat edin. Sadece sesler benziyor. İki ses benzerliği var. Tam uyak diyeceğiz. Bak bu çok güzel bir örnek. Dikkat. Buna redif diyen öğrenciler çok olur. Çok dikkat. Gün doğmadan yolculuk buz tutuyor her soluk. Lukluklara redif diyen öğrenci çıkabiliyor. Bakın dikkat edin. Yolculuk. Burada lıklık eki var. Solumaktır bu. Solumak solumak soluk burada k eki var dolayısıyla burada redif olma şansı yok dolayısıyla şu luk kısımları dostlar üç ses benzediği için zengin uyaktır diyeceğiz ha yukarıdaki gibi aşağıda da lık lık eki olurdu o zaman redif olarak ayırırdın bırak ırak bak kelime bütün sesleriyle başka bir kelimenin içinde geçiyor buna tunç uyak diyeceğiz dostlar şıklarda tunç uyağı göremezsem 4 ses benzerliği olduğu için zengin uyakta diyeceğim elbette Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç yazılış aynı anlam aynı görev aynı değil tabii ki olsaydı redif diyecektik yazılış aynı anlam farklı dolayısıyla cinaslı kafiye diyeceğiz vakit çok geç nasıl geçersen geç değil mi anlamlar birbirinden farklı Evet şimdi uyak konusunda bir ek bilgi vermek istiyorum Uyaktan sonra her zaman redif gelecek diye bir kural yoktur. Yani redifin kullanılmadığı dizelerde olabilir. Örneğin biraz önce verdiğim örneklerde hemen tekrar hatırlayalım. Dünyaya ve aldanma dediğimiz zaman bakın sadece uyak vardı redif yoktu. İlla redif olacak diye bir şart bir kaide yok. Çıkakları yani söylenişleri birbirine benzeyen sessiz harflerimiz var. C, Ç, ÇŞ, Ş gibi. Bunlarla yarım uyak yapılabilir ama tartışmalı bir kuraldır bu. Dolayısıyla ÖSYM bu konuda suya sabuna dokunmayacaktır. Rahat olalım. Uzun okunan ünlülere çok dikkat. Uzun okunan ünlüler iki ses kabul edilir. Örneğin yine aynı örneği ele alalım. Bak dünyaya şapka olsaydı, aldanma şapka olsaydı bunlar ikişer ses olup tam uyak değerlendirilirdi. Unutmayalım dostlar. Tunç Uyak oluştururken kelimelerin yerinin bir önemi yoktur. Üstteki alttakinin, alttaki üsttekinin içinde olabilir. Eyvallah. Düz yazıda divan edebiyatında özellikle düz yazıda kafiye yapmış bazı sanatçılar. Düz yazıda yapılan kafiyeye seci denir. En önemli seci şairimizi de birazdan vereceğiz. Adını unut bunu unutma bölümünde. Halk şiirinde, halk edebiyatında ta İslamiyet öncesinden alınan bir gelenek yarım kafiye kullanılır dostlar. Yarım uyak kullanılması İslamiyet öncesi Orta Asya'dan devralınan bir gelenektir ve halk edebiyatında uyaklar kulak içindir değerli dostlarım. Yani üstte sin harfi olmuş aşağıda s harfi olmuş onun için önemli değildir. Kulağa eğer kafiyeli geliyorsa dostlar kulak için olması yeterli. Çünkü bu adamlar zaten okuma yazma bilmeyen kişiler haliyle birçok üründe zaten sözlü. E sözlü ürünlerde yazıdaki bu farklılık gözetilmemiş. Ancak divan edebiyatında uyak kurallarına çok 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 önem verilmiştir. Tam ve zengin uyağı tercih etmişler. Bunu beceremeyen şart şairlerle alay etmişler ve divan edebiyatında kafiye göz içindir dostlar. Şu abes muktebes kavgası var ya üstte sin harfi var altta s harfi var böyle kafiye mi olur deyip millet birbirinin gözünü oymuş. Ha, o dönemde tutmuş Kamit kafiyesi şiir yazmış. İyice sinir etmiş insanları ama e, divan edebiyatında değerli dostlarım kafiye göz içindir. Yani üst mısrada sin harfi varsa altta da sin harfi olmalı. Üste t bu pertek t dediğimiz harf varsa aşağıda da aynı harf olmalı. Yani hem göze hitap etmeli hem kulağa hitap etmeli. Dolayısıyla bu kafiyenin göz için ya da kulak için oluşu dostlarım Arap harfleriyle ilgili bir durumdur. Latin alfabesinde zaten böyle bir ayrı ...yok. Latin alfabesinde her harf zaten... ...tek şekilde karşılanıyor değil mi? B, B ile işte Ç... ...böyle. Hani farklı farklı... ...karşılamaları zaten yok... Şimdi bu divan şiirindeki göz için kafiye anlayışına Tanzimatçılardan tepki gelmiş. Değil mi? Abes muktebes kavgası. Onu Tanzimat dönemi videomda anlatmıştım dostlar. Tavsiye ederim izlemenizi. Evet. Şimdi adını unut, bunları unutma. Seci düz yazıda yapılan kafiyeydi ve divan edebiyatında kullanılıyordu. İşte bunu ilk defa başarılı bir şekilde kullanan Sinan Paşadır arkadaşlar. Tazarruname adlı eserinde. Kulak için kafiye tezini ilk defa ortaya atan kişi Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Unutmayalım. İlk defa uyaksız şiir yazan sanatçı Abdülhakamit'tir. Validem adlı şiiriyle. Ancak uyaklı şiir yazma geleneğine ilk ve esaslı tepki onu yerle bir eden tabii ki Omo yani garipçiler Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat'tır. Değerli dostlar dikkat. Hadi gelin bir de şu dizilişlerine göre uyak çeşitlerine bakalım. Düz uyak Dört mısra da uyaklıdır. İlk iki son iki uyaklıdır. İlk üç son serbesttir. Buna düz uyak ya da bazen koşma tipi uyak denilebilir. Eğer üçüncü mısra serbestse dostlar buna mani tipi uyak diyoruz. A, -X -A. Çapraz uyak A, B, A, -B şeklinde böyle bir zikzak oluşur. Sarmal uyak birbirini sarar bakın böyle. Sarmal uyak diyoruz. Örtüşük uyak da örme eyleminden hatırlayalım. İki ters bir düz, iki ters bir düz. İki ters, bir düz, sonra da düğüm atıyoruz dostlar. Örmek eyleminden hatırlanabilir. Örtüşük uyak. Gelin bunları bir de örneklerde görelim ve dersimizi bitirelim. Şimdi yarım uyak, tam uyak vesaire bunları gördük, öğrendik diye düşünüyorum. Bu örneklerde tutup da hücceti, sünneti, işte şurada iyiler, redif, etler tam uyaktır falan bunlara girmeyeceğim. Ama şuna bakacağız. Hücceti, rüşveti, sünneti birbiriyle uyaklı. A, a, a. Kaldık. B dolayısıyla buna düz uyak diyeceğiz dostlar ya da koşma tipi uyak olarak değerlendirilebilir. Takım takım attı, fırlattı, atım. E şimdi baktığımız zaman şunlar birbiriyle uyaklı, BB. Şunlar da birbiriyle uyaklı. Değil mi? Şöyle bir sarma işi söz konusu. Sarma tipi uyak diyeceğiz buna. Sarmal uyak. Aşktan yana şansım yok. Çok kaybetmişim yok. AAXA XA değil mi? Üçüncü serbest. Dolayısıyla mani tipi uyak diyeceğiz. Buna düştüm, noksan, düştüm, yoksan. E Bakın şuralar birbiriyle uyaklı. Bunlar da BB şeklinde. Şöyle bir zikzak oluşuyor bakın. Dolayısıyla buna da e, çapraz uyak diyeceğiz. Çapraz. Örtüşük uyak için en az şu kadar bir şiire ihtiyacımız var dostlar. Bakın. İki ters, bir düz. Bunu alıyorum. İki ters, bir düz bunu alıyorum. İki ters bir düz en sona da düğüm atıyoruz. Terzarima biçiminde bir şiir dostlar. Terzarima'ya ihtiyacımız var. Örtüşük kafiyenin olması için. Evet konu anlatımım burada bitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın. O değerli yorumlarınızı da eksik etmeyin dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.